Burada hızlı tren çalışması var. Tabii hızlı tren inşaatında tünelinde arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Ana yüklenici firmanın alt yüklenicisi. Yaklaşık bir saat önce takriben bir göçük meydana geldi. Tabii durum ilde AFAD müdürlüğüne ve jandarmaya bildirildi. Biz de olayı başından beri takip ediyoruz. Tabii gerekli müdahaleler yapıldı ama görülebileceği gibi ana taşıyıcıda bir kırılma var. Orada da bayağı ağır bir beton kalıbın çökme durumu var. İlk etapta zaten çalışan bir işçi arkadaşımız betonun altında kalıyor. Sonrasında iki tane de arkadaş var yaralanan. Bunlardan bir tanesi yardım amaçlı yukarıda vefat eden arkadaşımıza yardım etme amaçlı oraya gidiyor. O yaralanıyor. Bir tanesi de yine vefat eden arkadaşla çalışan arkadaş. O da kalıbın tam altında kalmıyor ama yaralanıyor. Bu iki arkadaşımız şu anda hastanede. Onlara müdahale ediliyor tabii. Diğer arkadaşımızı kurtaramadık. Arkadaşlar tabii özverili çalışıyorlar. Biz de olayın başından beri buradayız. Allah rahmet eylesin demek düşüyor artık bize. Burada çalışan arkadaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. İnşaat çalışmalarında, tünel yapı çalışmalarında taşıyıcı kalıbın kopması sonucu bir sıkışma oluyor. İki vatandaşımız orada çalışıyormuş. Bunlardan bir tanesi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye gönderildi. Yine onlara yardım etmek isteyen diğer bir işçi arkadaşımız sıkışmıştı. O da çıkarıldı. Bir hayat tehlikesi yok. Yalnız uzun çalışmalar sonucu sizin de şahit olduğunuz sonuca gelindi. Burada da bir işçi arkadaşımız çok dar bir alanda sıkışmış. Kurtarma çalışmaları devam etti ama aldığımız bilgilere göre hayatını kaybetmiş. Ailesine rahmet olsun diyoruz. Başı sağ olsun diyoruz. Olay işte bundan bir saat önce falan oldu. Ne çalışması yapıyorsunuz şu anda? Burada beton döküyorduk. Beton mu? Beton döküyorduk. Bu esnada kalıp sömürüyor. O esnada kalıp patladı zaten. Zeminler kesilince kalıp düştü. Ondan dolayı oldu. Tabii ki kesimde bir şey yok. Bir hata var bir yerde ama işte onda kılıfına çıkmışım sopada çıkıyor. Thank you.